İsim de yazıyorlar ya. Hı? Hop yazdık. Bunu da yazdık. Vedat Bey. Latte to hazır. O zaman kahvemizi içmeye gidelim. Merhaba arkadaşlar. Vedat Akrilik kanalına hoş geldiniz. Bu bir Vedat Akrilik videosudur. Şimdi kahve bölümümüzün ikincisine geldik. Bu kez Starbucks'ta aldığımız kafe latte'yi biliyorsunuz değil mi? O onunla bizim evde yaptığımız kahve latte'yi ne kadar ucuza getireceğimizi göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bakalım aynı kalitede, aynı lezzette kahveyi yapabilecek miyiz? Şimdi videomuza geçiyoruz. İlk önce kahvemizi pişirmek için, espressoyu pişirmek için mocha potumuz var. Eğer kullanırsak burada da şuruplar var. Zaten bunu Starbucks'ta kullanıyor. Ölçü bardağımız var. Burada da French press'imiz var. Kahveyi köpürtmek için. Şuradaki gördüğünüz de tuz arkadaşlar. Ama biz tuzu kullanmayacağız. Biz sadece şuradaki şu kısmında hani kahveyi bastırıyorlar ya. Biz de bastırma işlemi için kullanacağız. French press ve burada sütümüz var. Biliyorsunuz ki sütümüz doğal bir süt. Yani pastörize sütleri almıyorum. Burada da kullanacağımız bardak veya bundan. Bunlardan birisini kullanacağız sunum yaparken. Malzemelerimiz şunlardı arkadaşlar. Biliyoruz ki Starbucks'taki tol kahvenin boyutu 350 ml. Ve bu kahve ortalama 12 lira mı, 13 lira mı, 11,5 lira para veriyoruz. Ama biz bunu evde yaparak hem daha lezzetlisini yapacağız hem de daha ucuzunu, daha güzelini yapacağız. İlk önce süt veya kahvemizi koyacağız. Boşaltalım, sütümüzü ısıtalım. Ocağımızı da yakalım değil mi? Oops. Şimdi sırada kahvemizi hazırlamaya geldi. Evet, kahvemize suyumuzu koyalım arkadaşlar. Taşmaması için bu mocha pot bu arada. Taşmaması için şuradaki kahvenin boşalacağı yerden daha az bir şekilde koyuyoruz. Suyumuz hazır. Şimdi bu arada Jacobs'tan markası fark etmez. Ben Jacobs'tan aldım. 50 lira. Bu arada 50 yarım kilosu 50 lira bu arada. Yani daha ucuza gelmiş oluyor. Bunu 2 kaşık kullanıyoruz. Ne kadar ucuza geldiğini siz düşünün arkadaşlar. Yani 100 gram 5 lira veya daha bu 100 gramdan da düşük olduğu için böyle kaç kuruşa falan geldi. Sütün kilosu 4 lira bu arada. 200 mililitre kullandık. O da 1 liradan düşüğe geldi. Şu an bakın bastırmamızı da yaptı. Şimdi artık koyacağız ve kaynatmaya geçeceğiz. Bunu da yakalım. Yavaş yavaş kaynamaya verdik. Kaynarken buradan alacağız. Yavaş yavaş vuracak. Kahvesinin özütünü buraya atacak. Ondan sonra kahvemiz ve sütümüzü birleştirme köpük işlemini yapacağız. Köpük için French press evinizde olsa güzel olur. Yoksa nasıl köpürteceksiniz? Tele benzer şeyler var ya pasta yaparken filan. Onunla hızlı bir şekilde köpürtebilirsiniz. Bu da akıllıca bir şeydi değil mi arkadaşlar? Şurayı kullanmak. Yoksa bunun için ekstradan pahalı şeyler alabilirdik. Hiç gerek yok. İsterseniz tekrardan bir fiyatlara değinelim. Sütün kilosu 4 liraydı. Ben 200 mililitre kullandım. 80 kuruşa falan mı geldi? 80 kuruş. Kahvemizin 500 gramı 50 liraydı. İnternette 40 liraya falan da var. Biz onu kullandığımızda bu da ortalama 50 kuruşa falan mı geliyor? Veya daha düşüğe denk geldi. Çünkü gram kullandık. Yani matematik işlemi yaparak belki yazarım alta. Yani şu an kahvemiz 1-2 liraya denk geliyor. Ama Starbucks'ta 13-15 lira. Her zaman içilir mi? İçilmez tabii ki. Ama bakalım lezzeti tutturabilecek miyiz? Ben tutturacağımızı düşünüyorum. Bakalım. Süt geliyor ve süt taşmak üzere. Ve taşıyor mu? Hayır. En sevmediğim şeylerden birisiydi. İnanır mısınız? En sevmediğim şeylerden birisi sütün taşması. Yani hiç sevmiyorum arkadaş. Onun temizlemesi var ya. Çok müthiş derecede yorucu. Pis kokuyor ev. Bir de zaten böyle basit bir şey için taşırmamak gerekirdi. Evet kahvemiz de
yanlardan vermeye başladı. Gördünüz mü sevgili arkadaşlar? Kahvemiz de verdi. Eğer birazcık fazla doldurmuş olsaydık bu arada taşacaktı. Mocha pot'un çok güzel özelliği var. Bunda Türk kahvesi yapılmaz. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Zaten seslerini de duyuyorsunuz. Bitti. Sütümüzü French press'imize dolduralım. Ne kadar dolduracağız? Tabii ki az. Köpürmesi yukarı köpürteceğiz ya. Çok az doldurmamız yeterli. Biraz fazla doldurduk. Köpüğü fazla. En son işlemde köpük oluyor ya onun için. Ve şu an French press'imizde basıyoruz. Şu an köpürtme işlemi için. Aşağı yukarı. Köpürüyor. Evet. French press bunun için çok güzel. Kahve yapılmak için de. Ben çok fazla bunda kahve yapıp içmiyorum bu arada. Bakın isterseniz köpüğüne. Güzel olmuş değil mi? Ne kadar çok yaptıkça o kadar fazla köpüğü olur. Evet, bu kadar köpük bence fazlasıyla bile oldu. En zevkli işlemlerden birisine kaldı. Şekil verme. Bu arada şekil veremeyeceğim, onu söyleyeyim. Keşke verebilsem, o yetenek olsa. Kahvemizi dolduruyoruz. Oranlar %30'a %70 daha çok süt olduğunu söylüyor. Evet, şimdi sırada süt. De köpüğü dolduralım arkadaşım. Ve köpük kısmı geliyor. Şimdi de bu güzel kahvenin tadına bakalım, yudumlayalım. Eyfel Kulesi eşliğinde kahvemizi içelim sevgili arkadaşlar. Çok güzel. Evde yapıp deneyebilirsiniz. O kadar güzel ki. 15 lira nerede? Vereceğiniz 1 lira nerede arkadaşlar? Her zaman gidip dışarıda içemeyebilirsiniz değil mi? O paraları biriktirerek çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Her gün gidenlerden bahsediyorum. Hiç o tür ortamlardan çıkmayan insanlar var ya. Evet arkadaşlar, ümit ediyorum bu videoyu beğendiniz. Diğer videolarıma da bir bakın isterseniz, sadece bundan ibaret değil. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi hiç unutmayın sevgili arkadaşlar. Mutlu olalım, hızlı büyüyelim, hediyeler dağıtalım. İnanın ki bu güzel şeyleri dağıtmak istiyorum. Para kazanıp insanlara dağıtmak istiyorum. O zaman sizin de yardımcı olmanız lazım ki hızlıca büyüyüp bu yardımı birlikte gerçekleştirelim. Kendinize iyi bakın.